82-0 challenge. 2K23'te de bir süre bu challenge'dan kaçmaya çalıştım. Sonra bu challenge'ı yaptım, başarısız olduk. 82-0 olmuyor çünkü. Bu sene de uzun bir süre kaçtım bu challenge'dan. Ama bu sefer mağlubiyet bile almadan şampiyon olmaya geliyoruz. 82-0 challenge. Nedir bu challenge? Instagram'da ve YouTube'da paylaştım. Kısa videoyu izlemişsinizdir. Orada filtrenin verdiği rastgele takımlardan gelen oyunculardan bir takım oluşturduk. Şimdi o takımla birkaç deneme yaparak, her denemede farklı şeyler yaparak 82-0'a ulaşmaya çalışacağız. Bu sefer de yapacağız. Hadi şimdi size takımı göstereyim. LeBron James, kral. Yaparsan sen yaparsın. Nikola Jokic. O videoda 5 tane all time oyuncular, yani gelmiş geçmiş oyunculardan seçtik. 5 tane de günümüz takımlarında oynayan oyunculardan. Oradan Nikola Jokic'i tutturmak inanılmaz oldu. Vince Carter'ımız var. Patrick Ewing'imiz var. Pete Maravich, Anthony Davis. Şimdi burada Paul George, takımın hepsini sayayım da. Kyrie Halliburton var. De'Aaron Fox var. De'Aaron Fox bu takımda en mutsuz olduğum adamlardan biri. Bir de Paolo Banchero var. Geri kalanlar önemsiz. Şimdi burada birkaç pozisyon değişimi yapacağız. Mesela Anthony Davis'i 4 numara oynatacağım. LeBron'u point guard oynatacağım. Kenardan Tyrese Haliburton 2 numara, De'Aaron Fox 1 numara olacak. Tamam, budur. Birkaç pozisyon değişikliğinden sonra burada deneyeceğimiz şey şu. Koçu değiştirmeden Darvin Ham'le birlikte 10 kişilik rotasyon. Hepsine süre vereceğiz ve bu takımla 82-0 yapmaya çalışacağız. Bu sefer olmazsa bir sonrakinde belki koçu değiştirebiliriz. Belki rotasyonu 5 kişi indirebiliriz. Bu tarz denemeler yapacağız ve bu deneme yanılmalardan sonra en doğru şeyi bulacağız. Şimdilik 10 kişilik rotasyonumuz var. Hadi bakalım. Hatta şunu da ayarlayayım ya. Yıldızlarımız üzerinden oynayalım. Tempolu oynayalım. Fiziksel bir savunma yapalım. Tamam, bunları da ayarladık. Hadi bakalım beyler. Haydi. Oho! İkinci maçtan bitti lan 82-0. İkinci maçtan da olmaz. Bu arada şunu da göstereyim. Yapacağımız ayarların hepsi böyle olacak. Hall of Fame'de yapıyoruz ve 50-50-50, her şey 50 olacak. Yani simülasyon zorluğu vesaire de 50 olacak. Zaten ben bütün rebuildları bu ayarlar 50'deyken yapıyorum. Ama yani ikinci maçtan Phoenix'e kaybetmek, Booker'dan 41 sayı yemişiz. Olmuyor ya, olmuyor. 1-0. İlk denememiz başarısız. Bir sezon sonuna gidelim bakalım kaç galibiyet alıyor. Her ihtimale karşı bir sezon sonu yapalım. Baksana. Ulan 2 mağlubiyetimiz var 12 maçta yine Phoenix'e. Phoenix Suns'ı bir türlü yenemiyoruz. Devin Booker 30 atmış bu sefer. Bir bakalım hani Banchero'lar, De'Aaron Fox'lar ve vesaire nasıl oynuyor? İyi oynuyor mu? Eğer iyi oynamıyorlarsa belki 5 kişilik rotasyonla deneriz. 22 maç, sadece 2 mağlubiyetimiz var. Ulan Phoenix ne yaptın bize ya? 78-2, 79-82. Evet, ben başıma geleceği biliyorum. Phoenix Suns'a yenildik sadece. 82-0 değil, 82 yaptık bu takımla. Phoenix Suns'a 2 maç kaybettik. Kötü oldu. All NBA takımlarında sadece Nikola Jokic'le LeBron James var. LeBron gayet iyi oynamış. Gayet iyi yüzdeler. Nikola Jokic harika yüzdeler. %60, %47. Vince Carter gayet iyi yüzdeler. %55, %41. Pete Maravich çok iyi yüzdeler. Yani düşük yüzdeli atan kimse yok. Patrick Ewing üçlük atıyor. O hariç yok. Anthony Davis %54 ile atıyor. Paul George %53 ile atıyor. %50'nin altında atan kimse yok diyecekken Tyrese Haliburton çıktı. De'Aaron Fox fena atmamış. Paolo Banchero 6 sayı ama zaten az süre alıyordu. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Neden böyle olduk ki biz? Ya gerçi harika bir sezon geçirdik. 10 kişilik rotasyonla birlikte çok iyi bir sezon geçirdik. 2 kere Phoenix Suns'a takıldık sadece. Şampiyon olacağız muhtemelen. 4-0, 4-0, 4-0. Playoff'larda da kaybetmiyoruz. 4-0'da finallerde 16-0'la geçtik playoff'u ama tabii ki challenge'ı başarıyla tamamlayamadık. Bir denememiz daha var. Evet, 80 galibiyet alabildiysek gayet yakınız demektir. Bir 5 kişilik rotasyonla deneyelim şunu. LeBron 1 numaraya geçsin. 4 numaraya Anthony Davis geçsin. 5 kişilik rotasyonla deneyelim. Bakalım buradan nasıl bir sonuç alacağız. Belki 8 kişi falan da olabilir. Bak Paul George falan da var çünkü. De'Aaron Fox'la Banchero'ya süre vermemeli bir şey yapabiliriz. Hadi aslında 8 kişilik rotasyon yapalım. Tamam. Rotasyonu biraz düşürdük. Koçumuzu kovalım. Öyle bir farklılık deneyelim. Koçumuz neredesin? Bu Darvin Ham adlı terörist yerine Mike Stafford'u getirelim. Tamam, 8 kişilik rotasyonumuz var. Başka ayarlayacağım bir şey var mı? Bir de şunu ayarlayacaktım. Az önceki işe yaradı çünkü. Tempolu oynayalım. Fiziksel bir savunma yapalım. Hadi Phoenix Suns'ı bu sefer yenelim abi. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Güzel başla. Güzel. Phoenix Suns'ı yendik. Herkesi yeniyoruz. 82-0. Bu sefer gelsin. Güzel. Güzel. Phoenix Suns'ı 2 kere yendik. Bir önceki simülasyonda başka kimseye kaybetmemiştik. O gün bugün mü? 82-0 challenge'ı sonunda başarılacak mı? Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. 21-0. 22-0. Çok iyi. Sakin. Maç maç bakalım. Yenemeyeceğiniz takım yok. 25. Şöyle bir 50'ye falan kazanarak gelelim. Orada bir nefes alacağım. 27. Bu üçünü zaten yenersin. Minnesota, Oklahoma tokat manyağı yaparız. Oklahoma'yı evet, güzel. Aa, yapma be. Bir sayı farkla.
Boston Celtics bizi bir sayı farkla yeniyor. Jaylen Brown 40 sayı atmış. Oğlum bir sayı fark ne ya? Ya böyle küçük detaylarla kaçsın istemiyorum. Başka kaybetmeyeceğiz değil mi? Kesin kaybetmeyeceğiz başka. Çok sinirlenirim. Eğer başka kaybetmezsek ve 82-0'ı sadece bir sayıyla yapamazsam çok sinirlenirim. Güzel, Brooklyn'e de kaybettik. Tamam. İçim rahatladı biraz. Brooklyn'e de kaybettik. Bu sefer de Boston bizi iki kere yendi. Bu sefer de 4 sayıyla yenmiş. Geçen simülasyonda ilk denemede Phoenix Suns'a 2 kere yenildik. Bu sefer de belalımız Boston oldu. Sadece 3 maç kaybettik bu sefer de. Galiba bu iş imkansız ya. 79-3. Mike Stafford etkisi mi acaba? Darvin Ham'le düşük rotasyon denesek olur mu? Darvin Ham ve 5 kişilik rotasyon mesela. O zaman işe yarar mı? Yine playoff'ları süpüreceğiz gibi. Muhtemelen evet. Yine playoff'ları süpürdük. Playoff'larda maç kaybetmiyorsunuz. Normal sezonda niye kaybediyorsunuz ki? Üçüncü denemedeyiz. Üçüncü denemede artık şunu deneyeceğim. En iyi oyuncularımız oynayacak sadece. Bunlar çıkmadan oynasın. LeBron'u point guard'a atacağım. 4 numaraya. Anthony Davis'i atacağım. Bunlar çıkmadan oynayacak abi. Bu seferki denemem budur. Darvin Ham takımda kalacak. Post oynayın abi. Anthony Davis var. Nikola Jokic var. Post oynayın bu sefer. Tempo ortalama olsun. Bunlara da dokunmayalım. Haydi çocuklar, size güveniyorum ya. LeBron hadi bir şey yap. Kazandır bize şunu ya. Bir 82-0 yapmak istiyorum. 2 oyundur YouTube'a video atıyorum. Daha bir 82-0'ımız yok. Tamam, Phoenix'i yenerek başladık. Güzel gidiyoruz. Şimdi bu Phoenix'i bir daha yeneceğiz. Bir de Boston'ı yeneceğiz. Önümüzdeki hedef maç... Oha, 3 maç üst üste nasıl kaybeder bu takım? Saçmalıyorsunuz, 3 maç üst üste bu takım nasıl kaybeder? Memphis'e yeniliyor, Sacramento yeniliyor, Portland'da bir de 3 tane kek maç. 5 kişilik rotasyon olmadı. Bu sanırım en kötü simülasyon. Demek ki geriye doğru gidiyoruz. 4. ve son bir denememiz olacak birazdan. Ben bu denemede ne yapacağımızı düşüneyim bu simülasyon olurken. Şimdi en iyi sonucu 10 kişilik rotasyonda aldık. Darvin Ham koçtu. Mike Stafford'a 8 kişilik rotasyon verdik. Eğer Mike Stafford'a 10 kişilik rotasyon verirsek ne olur? Belki o zaman olur. Bu arada bu çok kötü. Bu 70 galibiyet falan bile alamayacak belki. 70 galibiyet aldı zar zor. 70 galibiyet, 72, 73 galibiyet, 9 mağlubiyet. MVP çıkardık ama. Ne güzel. Harika. 82-0 değil. Bunlar bir de gider playoff'ta da maç kaybeder. Bak izle. Bir tane kaybedecek gibi geliyor bana. Bak, Phoenix Suns'a kaybetti bir tane. Biliyorum ben bu takımı. 5 kişilik rotasyon olmadı. Bir tane de finalde kaybettiler. Son deneme artık. 4. deneme. Artık neredeyse imkansız olan bu 82-0'ı başarabilelim. Bu seneyi de boş geçmek istemiyorum. 82-0'sız geçmek istemiyorum. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Adım 1. Darvin Ham teröristini kovuyoruz. Adım 2. Mike Stafford'u getiriyoruz. Adım 3. Yardımcı antrenörü de kovuyoruz. Yeni bir yardımcı antrenör getiriyorsun. Artık onları da düşünüyoruz. Rotasyona diyorsun ki 10 kişilik bir rotasyon yap bize. Tamam. Tyrese Burton point kartı olsun. LeBron 4 numara olsun. Bir de bu halini deneyelim. Anthony Davis'i kenardan getirmeyi deneyeceğiz. Bir de soyunma odası için şöyle bir totem yapacağım. Gideceğim, asla süre almayacak ama buradan en alakasız oyuncuyu bulacağım, getireceğim. Soyunma odasına atacağım. Matthew Dellavedova, hoş geldin takımımıza. Deliyi kadroya kattık. Artık 82-0 için hazırız. Hadi bakalım. Utandırmayın beyler bizi. Hadi bakalım. Güzel. İlk 2 haftayı galibiyetle kapattık. Bu haftayı da galibiyetle geçelim. Tamam. Burada 3'te 0 yapmıştık geçen simülasyonda. Buraya da geçtik. Güzel gidiyoruz. 15, 16, 17. Tamam. 20'yi geçelim. Tamam. Çok iyi gidiyoruz. Süper gidiyoruz. Hadi beyler. Boston'ı da geç ama. Bu sefer geliyor. Bu sefer geliyor. Geliyor. Evet. Dallas, Spurs. Bir daha Spurs. Çok iyiyiz. 26. New York. Hadi 30 yapalım burayı. 3'te 3 istiyorum. 3'te 3 istiyorum. Oklahoma'yı tokat manyağı yaparız zaten. Oklahoma. Hadi koy şuna. Hadi. Güzel. 30. Boston. Güzel. 31. Burayı da geçtik. Charlotte Hornets. Gidip böyle saçma sapan bir takıma kaybetmeyin. 82-0 geliyor. Geliyor. 82-0 geliyor. Miami. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Clippers'a zaten tokatlarız. Toronto Raptors, Phoenix Suns, Utah. Buradan sanmıyorum mağlubiyet çıkacağını. 40-0 olacak burada. Haydi geliyor. Haydi geliyor. 40-0 geliyor. Yarısını bitirmiş olacağız. Bunu da kazanırsak, 41 yaparsak yarısını bitirmiş olacağız. Yarı yarıya yaptık. Haydi Dallas, Brooklyn, Portland. Brooklyn'le Portland'da yenilme bak. Gidip de bu şu salak takımlara yenilme. 82-0 gelecek. 82-0 gelecek. Hadi beyler. 46. 47. Hadi Golden State'i de yen, 47 olsun. Güzel. Back to back'ler sıkıntıdır. Hadi Boston'ı yen. Boston'dan korkuyorum. New York'u zaten yeneriz de Boston'dan... Oo, siktir git lan. Siktir git.